Selam gençler. Bugün inanılmaz sinirliyim. Dün kickboksta yumruk atarken ayak parmağımı döndürdüm. Ve dedim ki Allah'ım neler oldu. Bir şey olmadı, bir şey olmadı dedim. Devam etmeye çalıştım, devam edemedim. Üstüne basamıyorum, yürüyemiyorum. Hareketlerim şey. Ama zedelemişim. Hanımefendiyi zedelemişiz. Canım mercimek çektiği için mercimeği suya koyacağım. Çünkü canım mercimek yemek istiyor. Mantık arama, mantık arama. Doktordan sonra çok darlandım ya. Kombuça içeyim. Radikal bir karar aldım. Güzel bir liste hazırlayacağım kendime. Hatta birazdan yaparız. Normalde print ediyordum. Hatta göstereyim eski listelerimi. Bekleyin. Bakın eskiden burada görmüş olduğunuz listeleri her ay basıyordum. Hatta videolarımın hepsini izleyenler bilir. Böyle. Ben kocama bastırayım şimdi bunu tekrardan. Şimdi hazırlayayım bir daha. Bu listelerde ne yazıyor mesela biliyor musunuz? Bakın bak, full abur cubur, kızartma, ekmek, makarna, berbat beslenme ve yağlanma yazmışım. Bak burada bir programı bırakmışım yani. Artık daha fazla yapmak istemiyorum deyip bırakmışım. Ama normalde bayağı düzenli yaptığım her şeyi antrenmanıma kadar yazıyordum. Mesela listemde ekmek yemeyeceğim, spor yapacağım, yeşil içecek veya herhangi bir smoothie ile güne başlayacağım. Saat 8'den sonra bir şey yemeyeceğim, şekersiz besleneceğim ve antrenmanlarımın çeşidini yazacağım yazıyor. Yani ekmeksiz spor, yeşil içecek, 8'de bitiş, şekersiz antrenman yazıyor. Bunlar da ekmeksiz beslendiysem artı, spor yaptıysam artı, sporum ne, antrenmanımı yazıyordum, atıyorum bacak yazmışım. Yeşil içecek içmiş miyim, içmemiş miyim, 8'den sonra yemiş miyim, yememiş miyim, şeker yemiş miyim, yediysem ne yemişim. Bunları yazıyordum ve böyle baktığımda atıyorum, vay işte bu hafta mesela bakıyorum bu aya gerçekten inanılmaz 23 gün boyunca hiç dinlenmeden spor yapmışım yani. Bu da biraz fazla. Genel olarak iyi yemişim. Bir sürü spor antrenmanı falan. Tabii ki de börek, çörek, hamburger, işte simit, dürüm, brownie, biskrem gibi bir şey. Vegan biskremler, bilen bilir. Cips. Ay benim aşkıma bakın. Aşkım yanıma geldi. Hani yediğim ya da böyle akşam 8'den sonra 9'da yediğim falan filan, bunlar da yazıyor. Neyse, 8 yine geç bu arada. Haftada bir de cheat day yapmayı düşünüyorum. Ben biraz sağlıklı besleneceğim arkadaşlar. Siz ister yapın, ister yapmayın. Bakın 30 Ekim'de deprem olmuş. Bayağı deprem yazmışım. Yani bu listelerin hepsi bir ay. Bir ayı temsil ediyor. Yani kaç ay yapmışım? 1, 2, 7, 8, 9, 10. 10 ay, yani dikkat ettim demek değil bu. Takip ettim demek. 10 ay boyunca kendimi takip etmişim değil mi Loki? Siz de yapın. Beraber yapalım. Hadi bu video sizin için de bir başlangıç olsun. Probiyotik destekli beslenin. Sindiriminize yardımcı olan şeyler tüketin. Yağlı yemeyin. Zaten ben yağlı yemem genelde. Yani salatalar falan. Onları çok koyuyorum gerçi. Bakın sargılı ayağım. Neyse şimdi kendime yemek hazırladım. Olan yemekti gerçi. Biraz bekleyince kendinden geçmiş bir adet bamya. Bolca karpuz. Üzerine de daha fazla tatlı niyetine bu yavruyu yiyeceğim. Çünkü kendisi çok tatlı ve yenmeyi hak ediyor. Annesinin güzeli. Annesinin güzeli. Senin ben tipini yerim. Tipsiz bok. Bir yandan da ruhsar izliyorum. Sağlık ruhsar seviyorum. Tipim nasıl idare eder. Evet, bayağı da kocam Gil Bey benden churro istiyordu. Ama böyle kızartma gibi yapmıyorum ben onu. Böyle bayağı yulaftan sağlıklı bir şekilde yapıyorum. Şimdi onu yapacağım. Tarifimi yazdım. Zırt pırt telefondan bakmayayım diye. Hep beraber yapalım. Hazırsak başlıyoruz. Isabel. Seninle mezura ben. Bardak olarak bunu kullanacağım. 1,5 su bardağı içme suyunu. Aa, bir dakika. Önce 3 su bardağı yulafımızı öğütelim. Biraz bol yapacağım. Bol bol yeriz. Öğüteceğim. Of, bunu buna koymazsa şimdi zor olacak ya. Döke saçak olacak. Yemeğimiz yok.
2. Su bardağı yulafımızı bir güzel öğüttükten sonra 1,5 su bardağı içme suyu. 1,5'tan birazcık daha fazla oldu, boşver. Altını açıyorum. Şimdi altı, önce 2 adet yemek kaşığı şekeri koyalım ki 10 kere kirletmeyelim şeyi. Ben Hindistan cevizi şekeri kullandım, söylemiştim. 1 2 yemek kaşığı. Şimdi 6 yemek kaşığı yağımızı koyalım. 1 2 5 6. Evet, karıştırıyorum. Bir çimdik, bir çimdik dengelemesi babında tuz koyacağım. 2-3 çimdik oldu. Şimdi bunları bir güzel karıştırabilirim kaynayana kadar. Peki, sağlıklı besleneceğim carcuk. Bilmem ne dedikten 5 dakika sonra falan çuro yapmam ve bu bir tepsi falan olacak. Bayağı çok olacak. Ama kocam gibi yulaftan bıktığını söyledi. Son günlerde hiçbir şey yemiyor. Kahvaltı, domates, salatalık, zeytin falan yiyor. Ona yulaf yedirmenin farklı bir yolunu arıyorum. Çünkü güzel yani, yulaf faydalı bir şey. Neyse, siz ne yapıyorsunuz? Bakalım yazın aşağıya. Keyifler nasıl? Ben vallahi işte arada bir deliriyorum. Bu arada bu kaynadı. Bunun altını kapattım kaynadığı için. Öğüttüğüm yulaflarım. Onları ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Çok harika bir kokusu var. Heh, bununla daha iyi olacak. Bakınız. Şöyle yapıyorum. Yavaş yavaş top haline geliyor. Benim gözümde bu şu an dinlenmeye hazır. Yani birkaç saat bekleyeceğim ki su olsun. Evet. Sen dinlen dostum. Sonra görüşürüz. Gençler, artık havalar inanılmaz sıcak değil mi? İnanılmaz sıcak. Neyse, biraz taze börülcem vardı. Bu börülcem ölmeden bunların hepsini temizleyip bir kıyıp temizleyip derken uçlarını kesip küçük parçalara ayıracağım. Acığım ölmemiş. Ay. Birazcık şöyle. Tabii ki de bu işleme komple çekmeyeceğim. Evet. Koçak koçak. Böyle diyeyim. Şimdi güzel karbonatlı sirkeli su yapalım. Bir tane soğan alayım. Bir tanesi salata yok. Bir tanesi yemek için, bir tanesi pilav için. Şimdi başka. Birkaç tane kipuş. Çok güzel. Evet. Domateslerimizi rendeleyelim pilav için. Biraz bolca domates. Evet, ben de isterdim tertemiz olsun burası. Ama maalesef her zaman her istediğimiz olmuyor. En azından artık yasmin falan alıyorum. Birazcık pirinç kalitesinde değişikliğe gittim. Pilavımıza başlayalım. Sonra devam ederiz. Her zamanki gibi bir yerimi kanattım. Şaşırdın mı? Ben şaşırmadım. İlginç. Yemeğimize başlayabiliriz. Pilavımıza geri dönelim. Bunları da atalım. Yüzümde ekran o kadar pis ki lekeler var. Ben birazcık mercimek yemeği yapayım. Geri kalan mercimekleri de filizlendirelim. Aa, mavidim aşk yolu. Patates alalım iki tane mercimek yemeğimiz için. Patates. Gücüm yok. Boğulmuş gibi. Gibi gibi. Of, yerlere döktüm pirinçleri.
Domatesler. Bu kadar üstüğün başına kirletmeden bir şey yapsam şoka gireceğim. Yani 1,5 gibi bir şey koyacağım. Hiç fazla olmaz. 1'e 1,5 yaptım ama domates de var, bazen fazla geliyor, o yüzden. Çok önemli değil, ne yapalım. Buluruz bir halini, bir çaresini. Biraz daha ne atalım mı? Hayatımıza renk gelsin. Hep aynı yemeklerden canımız sıkılmadı mı? Biraz dolma gibi olmadı mı? Değişik bir dolma içi. Sen piş. 20 dakika falan. Mercimek yemeği için bunları doğrayalım ve her şeyi soğanla beraber düdüklüye atalım. Belki salça da koyarız, ne dersiniz? Ve hokus de la pokus. Piştikten sonra unutmazsam bunları koyacağım rendereyip. Allah'ım, yemek yapmayı seviyor gibi gözükebilirim ama aslında gerçekten de çok fazla sevdiğimi söyleyemem. Yani yalan olur çünkü. Her şey uzak kaldı. Of! Of! Salçamızı koyalım. Bu hayat geçmez böyle. Köri koyalım. Ben köriyi çok seviyorum. Bayağı bir köri koyalım. Çok mu koyduk, ne yaptık? La 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 la. Bir tur karıştırıp kapağını kapatacağım. Artık bu çile burada bitecek. Kendi kendine, kendi ızdırabında pişsin. Herkes kendi kaderini yaşıyor en nihayetinde. Yaşa, suyumuz yeterli mi sizce? Biraz daha mı koysak? Düdüklünün suyunu hiçbir zaman ayarlayamadığını düşünüyorum. Evet. Bye bye. Çok az daha koyalım. Seni sonra karıştırırız. Kapattığımda göre kan sandım yine ama değil, merak etmeyin. Altını açtım. Bu da tamam. Bunları da haşladım. Hemen derin dondurucu atacağım. Büyük derin dondurucuya. Böyle donsunlar, sonra küçük torbalara koyarım. Bunlar bir günün kurtarıcı yemeği olacaklar. Yaşasın pratiklik. Oh, mis gibi oldu. Bu da pişti. Bunu da artık öttürelim. Oh, bu köreli şeyi deneyin. Efsane oluyor. Gerçekten mükemmel oluyor. Bayağıdır yapmıyordum. Eski videolarda bir kere yapmamıştım da söylemiştim çok güzel olduğunu diye hatırlıyorum. Çuroya yapmam lazım. Çuroya. Oh, mis gibi yemek. Çuromuza dönüş yapabiliriz. Bakın. Gayet sapsert oldu. Gayet. Bakalım nasıl şekil vereceğiz. Okay, fırını ayarladım. Bakın. Yara bandıma takılmayın. Nasıl olsa biz yiyeceğiz. Yani istediğim gibi yaparım. Bunu isterseniz böyle mercimek köpüsü kıvamında da yapabilirsiniz. Ama ben azıcık da olsa Loki, Dobby, hayır. Şuraya benzesin diye. Ay bir dakika. Şöyle bir süre sonra alışacağım daha da. Çok bastırmayayım. Biraz daha. Heh. Kocacığım şok olacak. Yani kaç senedir, bak 2-3 senedir hiç yapmadım ona. 2 tepsi yapmıştım. 2 tepsi yani aynı gün içinde. Korona zamanı işte, tam başladığı zaman. Hepsini ben yemiştim. Şimdi böyle böyle yapıp buraya dizeceğiz. Evet. Şekil verdik. Bir öyle ya da böyle bir şekilde, çok uğraşmadım açıkçası. Şimdi 180 derecede 35-40 dakika. Biraz sertleşmesi lazım. Şu anda böyle hamur kıvamında, hani sallanıyor falan. Birazcık daha böyle katılaşsın. Sonra bulayacağız ve yemeği hazır hale getireceğiz. Neyseciğime, çuralar pişerken ben yemek yiyeceğim. Çünkü akşam 7'den sonra yemek yemeyeceğim. Saat 5 oldu. Ne kadar erken yersem o kadar çok yiyebilirim de Ermin. Bu da biraz lapa oldu. Ama dediğim gibi biz alışıyoruz benim yemeklerimin lapalığına. Evet, bakalım nasıl olmuş. İşte yemek böyle olur. İlk günden ne yediğimize ne içtiğimize o kadar bir de gelecek değiliz değil mi? Zaten baksana lapa olmuş. Aa, çok güzel.
Lapa olmuş. Leziz bir lapa. Biraz fazla oldu ama. Canım istiyor bir yemek yemek. Ne yapayım? Yiyeceğiz. Mecbur. Yani evet. Sonuçta döndü. Şey peki ne aldın kendine? Kendime bir şey almadım. Peki elini veriyor bana. Bana tutup yerine elini tutup bırakmadım. Hülya bu tarifi yapsanıza, boşver onu. Bu tarifi yapın, bu tarifi benim yaptığım tarifi. Ne yapıyorsun? Sağlıklı çuro. Ya bir kere yapmıştım, hatırlıyor musun evde? Bir şey diyeceğim, o kadar güzel oluyor ki ama bak. Abartısız, yani tattım az önce şunu, biraz kopunca yiyiverdim. Gerçekten efsane bir şey yaptım yani. Bir efsaneydi, efsane. Hem pratik hem sağlıklı. Leziz. Hem de vegan. Bu ara tarçın ve insan cevizini buluyorum ben. Pekmezle gezdim. O kadar iyi ki. Bu bir zirve. Hepsini yiyebilirim. Zaten ilk yaptığım zaman hepsini yemiştim. Çok sıcaktı değil mi? Çok terledik. Kültürümüzü değiştirmek zorunda kaldık. Bakın burada kim var? Nabisco. Kurban kurban. Bak patilerine bak. Bak patilerine bak Şener. Tuttu kocam. Sen benim bebeğimsin. Gel Can Can, gel bana. Gel bana. Ay yavrum, seni de seveyim. Oh. Buna bak. Buna bak. Buna bakın. Manyak bu. Ay ne gündü ama. Yani inanılmaz sıcaktı. Klimayı açmak zorunda kaldım. Evet. Hazır mısın? Hoş geldin öncelikle. Hoş buldum. Hadi bakalım tadım yap. Sen yedir. Ben mi yedirim? Ellerini yıkamadım mı? Ellerimi yıkamadım. Sana sevdiğim diyemem. Şimdi bunu... Yalan. Vallahi yalan. Nasıl? Cennetten düşen bir ışık tanesi saçıyor kafana şu an. Aha bozdum. Çok güzel oldu. Çok iyi bir şey değil mi? Bayağı güzel. Bana yıllardır yapmadım bunu. Sana evet onu söyledim. 2 sene, 3 sene boyunca bunu istedim ve yapmadım sana. Ne ikisi ya? 3 sene falan herhalde. Afiyet. Hiç yapmadın ki ya bunu. Hiç yapmadım. Ben kendime yaptım. Ben bak böyle 2 tepsi yaptım. 2 tepsi de kendim yemiştim biliyor musun? Bana bir daha vereyim yetinmedim. Bana bir tane daha vereyim mi? Bak yemek de yaptım. İstemiyorum onu ben. Bundan ve lapa bir. Çok güzelmiş. Ben bu akşam çok uzun. Sevdiceğim. Ben ne kadar sıcaklıyorum bunları yaparken biliyor musun? Ben de çok sıcaklıyorum bazen yemek yaparken sana. Yeter artık. Bebeğim, takvimim, takvimimi diyorum. Takvim değil bu. Bebeğim, ne bu? Hedef çizelgen gelmiş gençler. Bakın. Evet, bakalım netleyecek mi? Ulan hiç netleyesi yok. Antrenman, saat 7 yazıyor. 7'den sonra yemek yemek için. Cheat day yazıyor. Smoothie, alkol de yazıyor. Alkol tüketimini kısmak için takip edeceğim neler içiyorum neler içiyorum. Bir de 2 litre su yazıyor. Şimdi bunları bir güzel tikleyelim bakalım bugün. Evet. Bugün ekmek yemedim. Bugün 2 tane çuro sayılır mı şekerden? Hayır. Spor yapmadım çünkü ayağım sakat. Antrenman o yüzden yazamıyorum. Saat 6:05 geçeydim en son. O yüzden 7'yi tik koyuyorum. Bugün cheat day değil. O yüzden de bir şey yazmıyorum. Smoothie de içmedim. Alkol de içmedim. 2 litre su. Bu 2 litre su. Yatana kadar 2-3 saatim var. Sizce bu biter mi? Bence bitmez. Ama ona da bir şey koymuyorum şimdi. Ve bazı günler kendimi motive etmek için sticker da yapıştırmaya karar verdim. Mesela bu bir başlangıç. Güzel bir başlangıç. Ne dersiniz? Şimdiden motive olmuş hissediyorum. Çok güzel olacak. Olursa olur, olmazsa olmaz. En azından kendimi takip edeceğim. Bu bir şartlanma değil. Bu bir şartname değil. Bu sadece bir takip çalışması. Yoksa diyet benim diyetlerim öyle klasik diyetlere benzemez yani. Kibrit kutusu kadar yiyemem gençler. Ben çok yerim. Sağlıklıyı tercih etmeye çalışacağım sadece. Evet, bu videomuzdan sonuna geldik. Umarım bu video size ışık olur, yol olur. Motivasyon olur. Umarım takip eder, yorum yazar ve beğenirsiniz. Bir şey söylemek ister misin kameraya?
Gerçekten hayatımda yediğim en güzel çiroz çünkü hayatımda yediğim ilk çiroz. Aa, sen gerçek çiroz yemeden vegan oldun değil mi? Evet. Ben de yemedim, merak etme. Ben gerçek çiroz bile yemedim. Zaten bu çirozun çeyizine bile benzemiyor. Çiroz dediğin çok başka oluyor. Ama bizim çirozumuz en güzel çiroz değil mi sevgiliyim? En güzel çiroz bizim çiroz çünkü ilk çiroz. Ama bir dakika, seni çekmiyor şu anda, gel buraya. Aa bak, aynı üstümüzün rengi. Evet. En güzel çiroz bizim çiroz. Sevgiliyim, hastane yemeği gibi yaptım. Lapa oldu. Hastane değil, hapishane hatta. Böyle pok diye ama böyle. Ama senin bazı yemeklerin zaten öyle. Ama en azından karnımız doyuyor değil mi? Hayır, çok güzel yapıyorsun. Ama görüntüsü bazen tutmayabiliyor ama tadı her zaman çok güzel oluyor. Kesin bunun da tadı çok güzeldir değil mi Zeynep'ciğim? Ben yedim bayağı. Hayırlı işler olsun. Açlık yok, geç kaldım. Yapamazsın. Evet, bıyıklı başladığım videoya bıyıksız diyorum, sakalsız devam ettim. Bazen biliyorsun ki bana öyle gelgitler oluyor bir anda. Eve gelir gelmez sakallarını kesmek istedim. Nefret ediyordum çünkü sakallarımı. Tamam, bir şey olmaz, hadi yemeğini ye. Biraz lapa pilav ve muhteşem, yok lapa pilav değil, muhteşem yemeğimizi ye. Pilav çok güzel. Değil mi? Evet. Hı-hı. Köylü mercimeği özlemişimdir, bayağıdır yapmadım. Köylü mercimek yapıyor muydun sen? Evet. Ne zaman? Hep. Hep değil, çok oldu yapmayalı. Evet. Çok güzel olmuş. Güzel mi? İkisi de çok güzel. Lapa mapa ama güzel değil mi sevdiceğim? Lapa mapa değil, gayet güzel. Yani birazcık tane ya, yalan söyleme. Bunu yedikten sonra tekrar çiroz yiyeceğim. İyi, kapatıyoruz videoyu. O zaman herkes takip etsin, yorum yapsın, beğensin ve teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye.